O hain bostancı başını daha ne kadar yanımızda tutacaksın? Geceleri kabuslar içinde uyanıyorum Mustafa. Korkunuz yersiz validem. Onunla işim bittiğinde kendi ellerimle vereceğim cezasını. Gel. Şehzadem, sultanım, sizlerle vedalaşmaya geldim. Hay Allah. Nedir bu acelen? Demek vakit geldi. Kapıdan paşaya selamlarımı iletirsin. Maalesef selamlarınızı ben iletemeyeceğim şehzadem. Zira o kadar uzağa gitmiyorum. Yakınlarda bir çiftlik evi buldum. Amasya'da mı kalacaksın? Bu meseleyi hallettiğimizi sanıyordum. Yalnız kalman doğru değil. Bilhassa emniyetin için. Endişe etmenize gerek yok şehzadem. Bir denizci kızı olarak ben yalnız kalmaya alışkınım. Hem haber gönderdim, ilave muhafız gönderiliyor. Mustafa doğru söylüyor. Tehlikenin nereden geleceği belli olmaz Mihrimisa. Sen yine de Kapıdan Paşa'nın yanında daha emniyette olursun. Anlaşılan siz de şehzademiz gibi beni burada pek istemiyorsunuz sultan. Aksine. Burada olmam beni ziyadesiyle memnun ediyor. Madem Amasya'da kalma niyetindesin. Burada. Bizimle kal. Sultanım. Başka yerde kalmana gönlüm razı değil. Seni asla bırakmam. Validem haklı. En azından muhafızlar gelene kadar burada kal. Şeref duyarım şehzadem. Lakin çiftliğin tadilat işleri var. Onlarla bizzat ben alakadar olmak istiyorum. Buradan gidip gelirsin. Gündüzleri bir şekilde halledersin işini. Gelenler Amasya'nın en mühim zadegânı. Hepsinin vakfımın içinde olmasını istiyorum. Merak buyurmayın sultanım. Hazırlıklarla bizzat meşgul oluyorum. Mihrinisa'yı takip ediyorsun değil mi? Has bahçedelerde en son. Gerçi epeydir şehzademizi de görmedim. Belki de günahını almışızdır. Ben gördüm göreceğimi fidan. Mihrinisa ateş parçası gibi. Şehzadem de barut. Maazallah bir araya gelirlerse ne olacağı belli. Zaten aslanıma saldırmak için fırsat kolluyorlar. İlk fırsatta göndermeliyiz onu. Hatun gidiyordu sultanım. Siz mani oldunuz. Nereden bilebilirdim vaziyetini fidan? Zaten gideceği yer de uzak değil. Yeşilırmak kenarında bir çiftlik. Orada takip etmek de güç olurdu. Hiç değilse gidene kadar burada gözümüzün önünde olur. Elinizi çabuk tutun validem. Vakıf bir an evvel faaliyete geçmeli. Merak etme. Gereğini yapıyorum ben. Fatma Sultanımızdan haber gelmedi nicedir. İşi başından aşkın herhalde. Hürrem'e kök söktürüyordur. Zevcinden boşanması işimize yaradı. Gerçi kendi de pek memnun değildi kocasından. Hayırlısı. İnşallah bana verdiği sözü tutar. Hayırlısı elbet. Bu arada bilmen icap eden bir husus var. Mihrinisa'ya hayırlı bir kısmet çıktı. Ne kısmeti kimmiş? Amasya eşrafından paşazadelere mensup, istikbali parlak bir genç. Mihrinisa'nın güzelliğini işitmiş olsa gerek. Haber göndermiş validesiyle. Bu mevzu bizi alakadar etmez validem. Eğer talip oldularsa paşamıza haber yollasınlar. Bize değil. Müsaadenizle Tahşicalı'yı daha fazla bekletmeyeyim. Beni kırmayıp geldiğiniz için hepinize çok teşekkür ederim hanımlar. İnşallah bu kurduğum vakıf Amasya'da da hayırlı işler yapmaya vesile olur. İnşallah sultanım. Amin. 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 Afiyet olsun. Mihrinisa, şu hatunu görüyor musun?
Amasya'nın en kuvvetli ailelerinden, paşazadelerdendir. Seni pek beğenmiş. Eksik olmasınlar sultan. Geçen gün beni ziyarete geldi. Seni görmüş. Bir oğlu var. Kabul edersen seni oğluyla evlendirme niyetinde. Evlenmek mi? Ben hiç böyle bir şey düşünmedim sultan. Ne bu şaşkınlık Mihrinisa? Gençsin, güzelsin. Burada gördüğün hatunların hepsi seni gelin almak için kapılarda yatar. Lakin benim o hatuna itimadım tam. Çok düzgün bir aile. Oğlu için de hep iyi şeyler işittim. En azından bir görüş. Hem şehzademle de konuştum. O da olumlu karşıladı. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Çok ani oldu. En iyisi sen bir düşün.